Teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Bu kurul İzmir için en önemli kurullardan birisi. Bu kurulun yapacağı çalışmalar ve karar yönünde göstereceği iradeye saygı göstererek birlikte kenti yönetme düşüncesiyle toplantılarımıza devam edelim istiyoruz. Vaadimiz vardı en az 25 bin yeni konut belediyenin katılımıyla yapılacak diye. Ancak tabii ki aslında hedef çok daha yüksek bir konut. Yani şehrimizin bir deprem riskli alanlarının dönüşümü, ikincisi plansız yapılaşmış olan alanların yeniden planlanarak yapımın önünün açılmasında daha etkin roller oynamak istiyoruz. Ve önümüzdeki hafta Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliği 3 büyük belediyeler birliğinin seçimi olacak. Beni de Sağlıklı Kentler Birliği başkan adayı olarak önerdi. Olduğu takdirde özellikle iklim değişikliği ya da iklim krizi çevre konularında aktif çalışmalar yapacak bir belediyeler birliğinin merkezi olacak aynı zamanda İzmir. Çiftçilikten insanlar uzaklaşıyor. Gençler tarım yapmak istemiyor çünkü kırsal bölgeler sosyal ve kültürel açıdan genel anlamda çağdaş ihtiyaçlar açısından gittikçe gerileyen, ihtiyaçların karşılanamadığı bölgeler olduğu için insanlar köylerinden, kırsal bölgeden metropole taşınıyorlar ve ister istemez tarım bundan olumsuz etkileniyor. Tarımsal üretim düşüyor. Bizim çok daha fazla rapora, haritaya ve değerlendirme ihtiyacımız olduğu düşüncesindeyim. Çiftçiliği, tarımı daha nitelikli yapmak için, hayvancılığı da aynı şeye sokarım. Mutlaka bir çiftçi eğitim programı uygulanması lazım. Bizim mermer ihracatımız yüksek ama blok mermer ihracatı yapıyorlar. Halbuki işlenmesi ve markalaşıp ondan sonra pazarlanması halinde belki 10 kat değeri yükselecek. Ne eksik diyorsunuz? Tasarımcı eksik diyorlar. Bizim deri, mobilya falan gibi, tekstil gibi alanlarda da mesela aslında önemli bir potansiyelimiz var. Bunlarda da gelişmememizin tek nedeni, en önemli nedeni tasarım ve arkasından markalaşma ve sonra pazarlama geliyor gibi görünüyor. Bu yüzden bir tasarım ekosistemini nasıl geliştirebiliriz sorusunu sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde, İzmir Vakfı'nın yönetiminde bir İzmir'i tanıtım ve İzmir'le ilişki kurma konusunda davet eden bir heyet oluşturup ona ziyaret programları planlayalım. Hedeflediğimiz ülkeler ve şehirleri ziyaret etsinler ve orada onlara İzmir'i tanıtsınlar. Aramızda köprüler oluşmasını sağlasınlar. Bu ya da buna benzer faaliyetleri İzmir Vakfı yürütebilir diye düşünüyorum.